Herkese merhaba. Bugün kumandanın sıfırdan kurulumunu yapıp üzerindeki düğmelerden ve ilgili fonksiyonlardan bahsetmek istiyorum. Konuları gruplandırıp anlattım. Videonun açıklama kısmına hangi dakikada hangi konunun anlatıldığını yazdım. Doğrudan ilgilendiğiniz bölüme geçebilirsiniz. Bütünlük olması açısından videonun tamamını izlemenizi öneririm. Kumanda İngilizce olarak tasarlanmış. Ben İngilizce, Türkçe karışık anlatmaya çalışacağım. Kumandayı fabrika ayarlarına getirmek için sağ aşağıda bulunan ACL düğmesine kalemin ucuyla dokunuyorum. Ekrandaki bilgiler kayboldu ve bize şu anda günü soruyor. Gün bilgisi ekranda yanıp sönmeye başladı. Timer düğmesini kullanarak doğru güne geliyorum. Bugün günlerden Perşembe, Thursday'e geldim. Günü kaydetmek için set düğmesine basıyorum. Şu anda gün sabitlendi ve bana saati soruyor. Yine timer düğmesini kullanarak doğru saate geliyorum. Şu anda saat öğleden sonra 4'e 2 geçiyor. Yukarıya doğru gidiyorum. Biraz aşağıya gelelim. Çok gittik. Evet. Yine set düğmesine basarak saate de kaydediyorum. Şu anda gün ve saat bilgisi kaydoldu. Eğer sizin kumandanızda gün ve saat bilgisi şu an hatalıysa ve düzeltmek istiyorsanız aşağıda bulunan Time Setup düğmesine basarak bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Buradan da nasıl yapıldığını göstereyim. Düğmeye bastım. Bakın tekrar gün yanmaya başladı. Gün doğru. Set düğmesine basıp kaydediyorum. Saat de şu anda yine doğru. Bir değişiklik yapmıyorum. Set düğmesine basarak bunu kaydediyorum. Time Setup düğmesiyle saat ayarını da bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. İkinci olarak yapacağım işlem klimanın hava akış menzilinin ayarlanması ya da konumunun ayarlanması. Bu tam olarak nedir? Eğer klimanız sağ ya da sol duvara 50 santimetre ve altında monte edildiyse klimaya pozisyonunu öğretiyoruz. Bu şekilde sağ ya da sol duvara doğru üfleme gerçekleştirmiyor. Böylelikle daha verimli bir hava akışı sağlamış oluyor. Bir diğer taraftan duvara çarpan hava klimanın iç sıcaklık sensörünü de yanıltabilir. Dolayısıyla hava akış menzil ayarını yapmanız önemli. Bunu nasıl yapıyoruz? Bunun için sol sağ ve yukarı aşağı panjur ve kanadın pozisyonunu ayarlayan düğmeye 5 saniye boyunca basıyoruz. İkisini aynı anda. Ekranda bir iç ünite simgesi belirdi. Bu varsayılan durum. Sol ve sağ tarafta 2 tane çizgi var. Eğer klimanız zaten duvara ortalandıysa bir ayarlama yapmanıza gerek yok. Ama ben kendi klimamda sağ duvara yakın olduğu için bu ayarlamayı yapıyorum. Sol sağ düğmesine basıyorum. Bakın sağdaki çizgi yanıyor, soldaki kayboldu. Bu şu an doğru ayar benim için. Kaydetmek için açma kapama düğmesine basıyorum. Klima bu ayarı şu anda aldı. Konumunu da öğretmiş olduk. Konum ayarı yaptıktan sonra yapılması gereken bir diğer işlem de şu. İç ünitenin üzerinde hareket algılayıcı bir sensör var. Göz var. Bu gözün de odanın içine bakacak şekilde ayarlanması lazım. Bunu yapmak için de sensörün sol ve sağ tarafına yavaşça basarak açısını değiştirebilirsiniz. Sensör odanın içini görmeli ki odadaki canlı hareketini algılayabilsin. İlerleyen dakikalarda göze bağlı olarak çalışan bazı fonksiyonları da anlatacağım. Dolayısıyla göz ayarını da yapmayı unutmayın. Saat ve konum ayarını yaptıktan sonra ekrandan ve tuş diziliminden bahsetmek istiyorum. On off aç kapa düğmesine basarak klimayı açıyorum. Şimdi ekrandan başlayalım. Ekran 3 ana bölümden oluşuyor ve 2 tane yatay çizgiyle ayrılmış durumda. Yukarıda klimanın aktif olarak çalıştığı modu göreceğiz. Orta kısımda ayar sıcaklığını, sol sağ panjurun pozisyonunu, yukarı aşağı hareket eden kanatçığın pozisyonunu burada görüyor olacağız. Hemen alt kısımda fanla ilgili seviyeyi buradan takip edeceğiz. Yanında biraz önce zaten ayarları yapmıştık. Gün bilgisi var. Hemen üstünde de saat var. Tabii ekranda çıkacak simgeler bunlarla sınırlı değil. Fonksiyonlara bağlı olarak farklı farklı simgeler belirleyecek ama 3 ana bölümden oluştuğunu bilmemiz şu aşamada yeterli. Hızlıca tuşların üzerinden geçelim. Hangi tuş ne işe yarayacak? On off, açma kapama için kullanacağımız düğme. Fan speed, fan hızını ayarlamak için kullanacağımız düğme. Temp, sıcaklık ayarını bununla gerçekleştireceğiz. Mod, klimanın çalışma modları arasındaki geçişi bu düğme aracılığıyla yapacağız. High Eco, yüksek güç ve ekonomi modlar arasındaki geçişi yapacağız ve ayarlarını gerçekleştireceğiz. Aşağıda hava akışı ile ilgili düğmeler var. Left right, sol sağ panjurun ayarını değiştireceğiz bu düğmeyle. Up down, yukarı aşağı kanatçığın ayarını değiştiriyor olacağız. 3D Auto, 3D Auto, otomatik hava akış ayarını bu düğme aracılığıyla yapacağız. Aşağıda Silent, sessiz çalışma düğmesi var. Dış ünitenin sesini bu düğme aracılığıyla düşüreceğiz. Hemen yanında başka bir simge var. Sanırım bu alerjenleri temsil etmek için kullanılan bir simge. İsmini bilmiyorum. Bu düğmeyi kullanarak alerjen fonksiyonunu çalıştıracağız. Hemen sağında Night Setback, gece sıcaklık ayarı var. Klimanın belirli bir sıcaklıkta çalışmasını sağlayacağız. Aşağıdaki grup zamanlandırılmış görevlerle ilgili. Sol tarafta on timer, açma zamanlayıcısı, klimanın belirli bir zamanda açılmasını sağlayacağız. Off timer, kapama zamanlayıcısı, klimanın belirli bir zamanda kapanmasını sağlayacağız. Weekly, haftalık programın aktif ve pasif olmasını sağlayacağız bunun aracılığıyla. Timer, bu fonksiyonlar arasındaki parametreleri değiştirmek için, fonksiyonların, her bir fonksiyonun farklı parametresi olacak. Değiştirmek için bu düğmeyi kullanıyor olacağız. Sleep, uyku zamanlayıcısı, klimanın belirli bir zaman içerisinde bu düğmeye basarak kapanmasını sağlayacağız. Kapanma zamanlayıcısından farklı bir görevi var bunun. Sırası geldiğinde bahsedeceğim. Set düğmesi, yaptığımız ayarları kaydetmek için bu düğmeyi kullanacağız. Cancel, iptal, bir ayarın içinden çıkmak ya da mevcut bir ayarı iptal etmek için bu düğmeyi kullanıyor olacağız. P, program düğmesi, haftalık programı yapmak için bu düğmeyi kullanacağız. Haftalık program gerçekten çok faydalı, çok işe yarıyor. Detaylı anlatacağım. Aşağıda 3 tane düğme var. Bunlardan ikisini biraz önce gördük. Sağdan başlayalım. ACL, kumandanın fabrika ayarlarına döndürülmesi için bunu kullanacağız. Time Setup, saat ayarını yapmak için bunu kullanacağız. Menü. Menü, 4 tane fonksiyonu ayarlamak için bu düğmeyi kullanacağız. Bunlardan bir tanesi iç ünite üzerinde bulunan ışığın şiddetinin ayarlanması ya da kapanması. Otomatik kapanma fonksiyonunun aktif edilmesi ya da kapanması. Dediğim gibi otomatik kapanma burada da farklı bir şekilde çalışıyor. Aslına bakarsanız off timer, sleep ve buradaki otomatik kapanma birbirine benzer ama çalışma mantıkları farklı. Sonraki fonksiyon Self Clean, kendi kendini temizleme. İç ünite üzerindeki nemin tahliye edilmesini sağlayacağız bu fonksiyon aracılığıyla. Çok önemli bir fonksiyon. Son olarak da preset, ön tanımlı ayar. Belirli bir ayarı kaydedeceğiz ve o ayarın istediğimiz zaman aktif olmasını sağlayacağız. Ekran ve tuşlarla ilgili aktaracaklarım şimdilik bu kadar. Sırasıyla fonksiyonlara geçelim. Klimayı açmıştık. Şu an aktif olarak çalışıyor. Önce desteklediği modlardan ve modlar arasındaki geçişten bahsetmek istiyorum. Sol üstte bir tane rüzgar gölü simgesi görüyoruz. Bu otomatik modu temsil ediyor. Şu anda klima otomatik modda çalışıyor. Peki otomatik mod nedir ve nasıl çalışır? Klimayı otomatik modda çalıştırdığınızda ihtiyaca göre ısıtma ya da soğutma yapar. Peki örnekleyelim. Şu anki ayar sıcaklığımız 24 derece. Ortam sıcaklığının 26 derece olduğunu varsayalım. Bu durumda klima soğutma yaparak ortam sıcaklığını 24 dereceye düşürecek. Örneğin ortam 22 derece olmuş olsaydı bu durumda da sıcaklığı 24 dereceye çıkartacaktı. İhtiyaca göre ısıtma ve soğutma yaparak ortam sıcaklığının sabit olmasını sağlayacak. Şu anda fan ayarımız otomatikte. Sol sağ panjur ve yukarı aşağı kanat da sabit durumda görünüyor. Bunları da ilerleyen fonksiyonlarla beraber ayarlamaya başlayacağım ama otomatik modda bunları eğer isterseniz buradaki sol sağ düğmesine basarak ve yukarı aşağı düğmesine basarak otomatikte bırakabilirsiniz. Şu anda her şey otomatik ayarda. Mod düğmesine tekrar basıyorum. Ekranda bir tane kar kristali belirdi. Bu klimanın soğutma moduna geçtiğini bize söylüyor. Tekrar mod düğmesine basıyorum. Ekranda bir güneş simgesi belirdi. Bu klimanın ısıtma moduna geçtiğini bize söylüyor. Ekranda bir damla belirdi. Bu klimanın nem alma moduna bize geçtiğini bize söylüyor. Tekrar bastığımda 3 tane ok belirdi. Bu da klimanın fan moduna geçtiğini söylüyor. Şimdi mod düğmesine tekrar basarak her bir fonksiyonla ilgili detaylı konuşmak istiyorum. Tekrar basıyorum. Otomatik modla ilgili zaten konuştuk. Şimdi soğutma moduna geldim. Soğutma modunda ayarlar nasıl olmalı? Açıkçası tüm modlar için şunu söyleyebilirim. En doğru ayarı tabii ki siz kendiniz bulacaksınız. Dolayısıyla standart bir şey söylemek burada çok mümkün değil ama ben hani genel kabul görmüş bir takım yaklaşımlardan bahsetmek istiyorum başvurduğum kaynaklarda. Bir tanesi şu soğutma için. Dış sıcaklıkla iç sıcaklık arasındaki farkın 8 derece olması. Varsayalım ki şu an hava sıcak, dışarısı da 35 derece. Bu durumda temp tuşuna basarak ortamı 27 dereceye ayarlıyorum. Bu şekilde ortamın iklimlenmesini klima gerçekleştirecek. Bir diğer yaklaşım ise ayar sıcaklığının 26 ile 28 derece arasında olması soğutma için. Fan ayarlarına ve panjur ayarlarına gelirsek ortamın hızlı iklimlenmesi için fan ayarını buradan bakalım. Bakın simge değişmeye başladı. Özellikle gündüz saatlerinde en yüksek seviyede tutmanızı öneririm. Çünkü ortam ne kadar hızlı iklimlenirse klima da kapasitesini o kadar hızlı düşürmeye başlayacak ve aslında inverter klimanın nimetlerinden faydalanmış olacağız. Gece saatlerinde de bunu otomatikte birinci ya da ikinci kademede bırakabilirsiniz. Çünkü sonuçta klima hava sirkülasyonu gerçekleştiriyor ve belirli bir rüzgar sesi var. Gece bu sesi azaltmak uyku konforu için önemli. Ben kendi kullanımımda sol sağ panjuru odanın ortasını gösterecek şekilde ayarlıyorum. Şu anda benim klimam sağ yaslı olduğu için panjur ayarı bu şekilde ama sizin klimanız ortalanmış vaziyette ise şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Tam karşıya bakacak şekilde ve sabit kullanıyorum bu ayarda. Yukarı aşağı hareket eden kanatçığın da ayarı şu şekilde. Soğutmada en üstte tutuyorum. Tam karşıya bakacak şekilde. Soğuyan hava alçalacağı için havayı en yukarıdan göndererek ortamın sağlıklı bir şekilde iklimlenmesini sağlıyorum. Tabii her iki ayara da siz kendiniz uygun gördüğünüz şekilde bakarsınız. Havanın hiçbir şekilde size çarpmamasına dikkat edin. Aksi takdirde hani sağlığınızla ilgili de sakınca oluşturabilir sürekli soğuk ya da sıcak havaya maruz kalmak. Soğutma ile ilgili anlatacaklarım bitti. Mod düğmesine tekrar basıyorum. Şu anda ekranda yine güneş simgesi belirdi. Klima ısıtma moduna geçti. Peki ısıtma modunda ayarlar nasıl olmalı? Genelde iç sıcaklıkla ilgili önerilen sıcaklık ayarının 22 ile 24 derece arasında tutulması. Panjur ve kanatçık ayarlarına gelince ben kendi kullanımımda sol sağ panjurun pozisyonunu değiştirmiyorum ama yukarı aşağı hareket eden kanatçığı en aşağıya getiriyorum. Böylelikle klima havayı yere doğru üflüyor. Çünkü ısınan hava yükselecek. Böylelikle daha homojen bir ısınma oda içerisinde sağlayacak. Fan hızı burada zaten prensipte bir değişiklik yok. Olabilecek en yüksek seviyede gün içerisinde, gecede otomatikte birinci ya da ikinci seviyede bırakıyorum. Tabii sizi rahatsız edecek sesin şiddetine bağlı olarak bunu siz de ayarlayabilirsiniz. Dış sıcaklıkla iç sıcaklık arasındaki fark arttıkça hissedilen sıcaklık da artacak. Şöyle söyleyeyim. Şu an dışarısı 15 derece ise siz klimayı 24 dereceye ayarladığınızda hissettiğiniz sıcaklıkla dışarısı, örnek veriyorum, 0 derece olduğunda içerisini 24 dereceye ayarladığınızda hissettiğiniz sıcaklık tabii ki birbirinden farklı olacak. En ideal konfor sıcaklığını kendiniz tabii ki bulacaksınız. Isıtma için de anlatacaklarım burada bitti. Mod düğmesine basıyorum. Ekranda bir damlacık belirdi. Bu klimanın nem alma moduna geçtiğini söylüyor. Nem alma modunda klima ortamdaki nemi tahliye ediyor. Buradaki nem alma belirli bir orandan belirli bir orana indirmek şeklinde değil. Nem alma modunda klimayı bırakırsanız ortamın nemini sürekli olarak tahliye edecek. Dolayısıyla çok uzun süre nem alma modunda bunu kullanmayın. Tavsiye edilen sıcaklık aynı zamanda soğutma da yapacak. Nem alma modunda 26 ile 28 derece arasında olması yönünde ortam sıcaklık ayarının. Fana gelince soğutma yapacağı için yukarı aşağı hareket eden kanadı en yukarıya alabilirsiniz ki soğuk havayı yukarıdan üflesin. Nem alma modunda fan hızını değiştirmenize izin vermiyor. Bakın basıyorum, herhangi bir değişiklik yok. Fan hızıyla ilgili bir değişiklik yapmadığımız için klimayı nem alma modunda izlediğinizde çok hafif bir serinlik üflediğini göreceksiniz. Nem alma modu da bitti. Tekrar basıyorum. Ekranda 3 tane ok belirdi. Bu da fan moduna geçtiğini söylüyor klimanın. Fan modunda yaptığı şey de şu. Ortamdaki havanın sirkülasyonunu sağlıyor sürekli olarak. Eğer klimanızı yoğun bir şekilde soğutma, nem alma ya da otomatik modda kullanıyorsanız, eğer sizin kullandığınız modelde farklı markada olabilir, nem tahliyesi için ayrı bir fonksiyon yoksa bu modlarda kullandıktan sonra yarım saat 45 dakika fan modunda çalıştırırsanız fan motorundaki nemi tahliye etmiş olursunuz ama benim kullandığım klimada kendi kendini temizleme fonksiyonu var. İlerleyen dakikalarda onu aktif edeceğim. Aktif ettiğimde klima kendini kapattığında fan motorunu boşta çevirecek belirli bir süre ve nemi tahliye edecek. Fan modunun tek kullanım şekli hava sirkülasyonunun sağlanması. Fonksiyonlarla ilgili anlatacaklarım burada sonlandı. Diğer düğmelerle devam ediyoruz. Hemen sol altta High Power ekonomi, yüksek güç ekonomi düğmesi var. Bu ne işe yarar? Hemen bakalım. Önce klimanın modunu ısıtmaya getirelim. Çünkü o da soğudu. Evet, güneş simgesini gördük ve klima ısıtmaya geçti. Ayar sıcaklığını da 24 alıyorum. Kanatçığı da en alta yönlendirdim. High Power düğmesine basıyorum. Yukarıda bir insan simgesi belirdi. Bu şu anlama geliyor. Klima 15 dakika boyunca sıcaklık kontrolü yapmadan ve ayar sıcaklığını dikkate almadan ısıtma yapacak. Eve geldiniz ve ortamın hızlıca ısınmasını ya da soğumasını istiyorsanız yüksek güç fonksiyonunu kullanabilirsiniz. 15 dakika sonra ekrandaki ayarlarla çalışmaya devam edecek. Ve yüksek kapasitede bu süre zarfında çalışacak. Ortamın hızlı iklimlenmesi için bunu kullanabilirsiniz. Düğmeye tekrar basıyorum. Bakın ekranda Eco, ekonomi düğmesi simgesi belirdi. Aynı zamanda ekonomi moduna geçtiğinde iç ünite üzerindeki ışık da maviye döndü. Ekonomi modunda yaptığı şey şu. Klima üzerindeki hareket algılayıcı sensörü kullanarak ortamdaki canlı hareketine bakıyor. Ve mantıken şunu yapıyor. Canlı hareketi olmadığına karar verirse ısıtmaya da soğutmayı kademeli olarak düşürerek çalışmıyor. Böylelikle odada kimse yokken aslında devrede olmayarak enerji tasarrufu sağlamış oluyor. Gördüğüm kadarıyla R410 gazlı modelle R32 gazlı model arasında mantıksal olarak bir farklılık var ekonomi modunda, ama prensip olarak hareket algılayıcı gözü kullanarak kademeli bir şekilde ısıtmaya da soğutmayı sonlandırıyor. Bu şekilde aktarmak yeterli olacaktır. Fonksiyonu iptal etmek için de tekrar basıyorum. Bakın ekrandan kayboldu. Şu anki ayarlarla çalışmaya devam edecek. Bu fonksiyonu da bitirdik. Şimdi sıradakiyle ilerleyelim. Alt grupta 3 tane düğme var. Bunlar hava akışıyla ilgili ayarları yapmak için kullandığımız düğme. Önceki bölümlerde bunlardan kısaca bahsettim ama sırası gelmişken üzerinden geçelim. Left right, sol sağ panjuru ayarladığımız düğme. Bakın her bastığımda iç ünite simgesi altındaki çizgiler değişiyor. Şu anda otomatik salınıma geçti. Siz konforunuza göre bunu ayarlayabilirsiniz. Sol sağ panjur ayarını. Hemen yanındaki yukarı aşağı kanatçıyı ayarlıyor. Her bastığımda simgenin değiştiğini göreceksiniz. Otomatik moddan sonra, şu otomatik salınımdan sonra bakın simgeler kayboluyor. Bunun anlamı şu. Şu anda yukarı aşağı hareket eden kanat en son hangi pozisyondaysa orada sabitlendi. Aynı şey sol sağ panjur için de geçerli. Pardon. Otomatik salınımdan sonra bakın şu anda en son hangi pozisyonda kaldıysa panjur orada sabitlendi. Sol sağ ve yukarı aşağı hava akışını bu iki düğmeyle yapıyoruz. Hemen sağında 3D Auto düğmesi var. Basalım ve bunu da görelim nasıl çalıştığını. Ekranda 3D Auto simgesi belirdi. Burada klima arka planda bir algoritma çalıştırarak yukarı aşağı salınımı, sol sağ salınımı ve fan hızını, ben şu anda bu fan hızını değiştiriyorum ama bu sizi yanıltmasın. Bu fonksiyon aktif olduğunda fan hızını da kendisi ayarlayacak. Böylelikle ortamın homojen bir şekilde iklimlenmesini sağlıyor. Otomatik salınımdan farklı, hani otomatik salınım yaptığımızdaki mantık, hava belirli bir mantık güdülmeksizin dağılıyor. Ama 3D Auto açıldığında mantıksal bazı hesaplamalar yaparak hava akışını ayarlıyor. Hava akış kısmı da bitti. Şimdi sıradaki düğmelerle devam edelim. Hemen altta Silent, sessiz çalışma düğmesi var. Bu arada 3D Auto'yu kapatıyorum. Onu iptal edelim. Bu ne işe yarıyor? Diyelim ki dış üniteden çok fazla ses geldiğini hissediyorsunuz ve bu sizi rahatsız ediyor. Ve dış ünite sesini azaltmak istiyorsunuz. Bu düğmeye bastığımızda ekranda bir tane sus işareti çıktı. Bu fonksiyonun yaptığı şey şu. Dış ünitedeki kompresörün ve fanın devir hızını düşürüyor. Aslına bakarsanız dış ünitenin kapasitesini düşürüyor. Daha düşük kapasitede çalıştığı için daha az da ses üretiyor. Ben kendi gözlemlerimde 3 tane ünitemde de rahatsız edecek bir sesle karşılaşmadım. Ancak oldu ki siz gerçekten ciddi bir ses alıyorsunuz ve tahammül edilemeyecek bir durumda. Bu aşamada ürünle ilgili de bir problem olabilir. Yani montajla ilgili de bir problem olabilir. Ama normal kullanımda rahatsız edecek bir ses düzeyi yok. Ama oldu ki siz sesi azaltmak istiyorsunuz. Silent, sessiz düğmesini kullanabilirsiniz. Hemen yanındaki düğme alerjen temizliği için kullanılıyor. Basıyoruz. Bakın ekranda alerjen temizlik simgesi belirdi ve yanında 1,5 saat yazıyor. İç ünitenin içerisinde alerjen temizliği için kullanılan bir filtre var. Klima 1,5 saat boyunca bu modda çalışarak ortamdaki alerjenleri temizleyecek. Bu fonksiyona çok ihtiyaç duyuyorsanız içerideki alerjen filtresinin de mutlaka değişimini periyodik aralıklarla gerçekleştirin. Benim başvurduğum bir fonksiyon değil ama çalışma mantığı da bu. Bu fonksiyonu iptal ediyorum. Şu an üniteyi kapattı. Tekrar açıyorum. Eski haliyle döndü. Sessiz düğmesine basarak onu da iptal edelim. Hemen sağda Night Setback, gece sıcaklık ayarı var. Bu nedir? Uzun süre evde bulunmayacaksınız ve sıcaklığın belirli bir değerin altına düşmesini istemiyorsunuz. Özellikle kış için bunu konuşuyorum. Bu düğmeye basalım. Bakın yukarıda bir ev simgesi belirdi. Yaptığı şey şu. Ortam sıcaklığını hep 10 derecede sabit tutacak. Bunu şöyle yorumlayalım lütfen. Şu an diyelim ki odanın içi 20 derece. Klima soğutma yapıp ortamı 10 dereceye düşürmeyecek. Ortam 10 derecenin altına düşerse klima devreye girecek ve sıcaklığın 10 derecede sabit kalmasını sağlayacak. Özellikle kış mevsiminde evde bulunmuyorsanız ve ortamın çok fazla soğumasını istemiyorsanız, örneğin nemi engellemek için bu fonksiyonu kullanabilirsiniz. İptal etmek için yine aynı şekilde bastığınızda eski ayarlara geri dönecek. Zamanlayıcılarla ilgili düğmelere geldik. İlk olarak on timer, off timer, açma zamanlayıcısı ve kapama zamanlayıcısından bahsetmek istiyorum. Bu iki fonksiyon takip eden 24 saat için geçerli. Peki bu ayarlamaları nasıl yapıyoruz? Şöyle düşünelim. Şu an klima çalışıyor. Ben klimanın akşam 10'da kapanmasını istiyorum. İlk olarak off timer'a basıyorum. Bakın şu anda ekranda off yazısı çıktı ve hemen sağda saat akşam 10'u görüyoruz. Eğer değiştirmek istiyorsak yine timer düğmesini kullanıyoruz. Bakın saat 10'ar dakika aralıklarla değişiyor. Saat 10'u sabit tutuyorum. Kaydetmek için set düğmesine basıyorum. Bip sesini duyduk. Ekranda off yazısı sabitlendi. Saat yazısı sabitlendi. Peki klimanın örneğin gece 2'de açılmasını istiyoruz. Bu ayarı yapalım. Tekrar on timer düğmesine bastım. Bakın şu an ekranda 10 ibaresi belirdi. Şurada bir şey dikkatinizi çekmek istiyorum. Off ibaresinden 10 ibaresine doğru bir ok belirdi. Şu anda saat sabah 6'da açılacak görünüyor. Ben bunu saat 2'ye getiriyorum. Akşam 10'da klimayı kapatıyoruz. Sabaha karşı gece 2'de de klimayı açıyoruz. Dolayısıyla önce kapanma sonra açılma olduğu için okun yönü açma zamanlayıcısını gösteriyor. Saat 2'ye ayarladık. Bunu kaydetmek için set düğmesine basıyorum. Bip sesini duyduk. Klima saat 10'da kapanacak ve sabaha karşı 2'de de açılacak. Bu tek seferlik bir ayarlama, dediğim gibi takip eden 24 saatte çalışıyor. Bunu iptal etmek için ne yapıyoruz? Diyelim ki bu ayarları iptal etmek istiyoruz. Artık gerek kalmadı. Buradaki cancel iptal düğmesine basıyorum. Bakın on ve off ibareleri ekrandan kayboldu. İlk senaryomuzda önce kapatmıştık, sonra açmıştık. Şimdi ikinci bir senaryo yapalım. Önce açalım, sonra kapatalım. Şimdi on timer açma zamanlayıcısına basıyorum. Saat 2 görünüyor ama ben bunu örnek veriyorum. Geri gelerek akşam 8 yapacağım. Şu an klima çalışıyor. Bakın dikkat edin. Kaydet düğmesine basıyorum. şu an iç üniteyi kapattı. Çünkü biz klimaya şunu söyledik. Akşam 8'de açılman gerekiyor. İlk yapacağı işlem açma olduğu için şu anda kendini kapattı. Ve akşam 8'de ekrandaki ayarlarla açılacak. Ben bunları değiştirebilirim istersem. Şöyle yapalım. Örnek veriyorum. Sol sağ panjur ayarını yaptım. Yukarı aşağı kanat ayarını yaptım. Akşam 8'de klima açılacak. Peki klimayı kapatmak istiyorum. Bu sefer de akşam 10'da kapatalım. Off timer'a, kapama zamanlayıcısına bastım. Bakın yine saat 10. Bu sefer okun yönüne dikkat edin. 10'dan off'a doğru. Yani önce açılacak, sonra kapanacak. Off ibaresi yanıyor. Saati değiştirmiyorum. Tekrar set düğmesine basıyorum. Bip sesini duyduk ve şu anda ayarı aldı. Açma ve kapama zamanlayıcısı ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. İptal etmek istediğinizde dediğim gibi cancel düğmesini, iptal düğmesini kullanabilirsiniz. Tekrar basıyorum, bakın. Bip sesini duyduk ve ayarlar iptal oldu. Ben tekrar açma kapama düğmesine basarak klimayı açıyorum. Şimdi haftalık program uyku zamanlayıcısı ile devam edelim. Şimdi haftalık programdan bahsetmek istiyorum. Sol alttaki weekly haftalık düğmesini kullanarak bu fonksiyonun aktif ya da pasif olmasını sağlayabiliyoruz. Bastığımda bakın şurada bir simge belirdi. Bu simge haftalık programın aktif olduğunu, tekrar bastığımda kayboldu, kapandığını bize söylüyor. Biz haftalık program ayarı yapacağız ve aktif olmasını istiyoruz. Basıyorum, ekranda haftalık ibaresi belirdi. Peki haftalık program nedir? Birazcık mantığından bahsedelim. Haftanın her günü için 4 farklı program yapabiliyoruz. Yani şöyle düşünün. Pazartesi sabah klima 8'de açılsın. Örneğin bu birinci programımız. İkinci programımız 12'de kapansın. Üçüncü programımız 1.30'da açılsın. Dördüncü programımız örneğin 6'da tekrar kapansın gibi. Ama ben şöyle bir örnek yapacağım. Kendi kullandığım haliyle. Her akşam 10'da klimayı açacağım. Her gün sabah 8'de kapatacağım. Bu programı şimdi beraber yapacağız. Her gün için 2 program olacak. Program yapmak için P düğmesine basıyorum. Bakın ekranda simge yanıp sönmeye başladı. Aynı zamanda da günler yanıp sönmeye başladı. Ben haftanın tüm günleri için aynı ayarı yapacağım için timer düğmesini kullanarak tüm günleri seçiyorum. Bakın şu an tüm günler yanıp sönmeye başladı. Set düğmesine basıyorum. Şu anda haftanın tüm günleri için birinci program yanıp sönmeye başladı. Programlar arasında geçiş yapmak için yine timer'ı kullanıyorum. Bakın her bastığımda program numarası değişiyor ama ben ilk programı yapacağım şimdi. Birinci programa girmek için yine set düğmesine basıyorum. Şu anda haftanın tüm günleri için birinci programın içine girdik ve bize ne yapmak istediğimizi soruyor. Klimayı açmak mı istiyoruz, klimayı kapatmak mı istiyoruz? Ben klimayı akşam 10'da açacağım ilk olarak. 10 timer'a basıyorum. Şu an 10 timer ile ilgili ayarları benden girmemi istiyor. Yine timer düğmesini kullanarak akşam 10'a gidiyorum. Akşam 10'a geldim. Ayarlarımızda ayar sıcaklığımız 24, ısıtma modunda olacak. Yine sol sağ panjur ve yukarı aşağı kanatçık sabit. Fan hızımız da otomatikte. Bu haliyle bunu kaydetmek istiyorum. Set düğmesine basıyorum. Bakın ekranda bir simge belirdi. Benden program düğmesine basmamı istiyor ama ben aynı zamanda kapama zamanlayıcısını da ayarlayacağım. Onun için bu işlemi yapmıyorum. Tekrar set düğmesine basıyorum. Bakın set düğmesine bastığımda tüm günler yeniden yanıyor. Tüm günler için kapamayı da ayarlayacağım için tekrar sete basıyorum. Şu anda birinci program ekrana geldi ve birinci programdaki ayarları görüyoruz. Ama ben ikinci programı yani kapamayı yapmak istiyorum. Timer'ı kullanarak ikinci programa geliyorum. P2 yanıyor. Sete basarak programın içine giriyorum. Benden ne yapmak istediğimi soruyor. Ben şu anda kapamayı programlamak istiyorum. Off timer'a basıyorum. Saat bilgisi yanıyor. Sabah 8'e geliyorum. Set düğmesine basıp bunu kaydediyorum. Tekrar bakın simge belirdi, program simgesi. Ben buna basarak bu ayarı kaydediyorum. İç üniteden bip sesini duyduk. Neredeyse tüm fonksiyonlarda bip sesini mutlaka duymamız lazım. Sadece saat ayarında bunu duymuyoruz ama tüm fonksiyonlarda bu sesi duymamız gerekiyor. Şu an bakın ekranda haftalık simgesi yanıyor. P1 ve P2 yanıyor. Günler değiştikçe her günle ilgili ayarlanmış olan programların numaralarını burada göreceksiniz. Biz şu anda haftanın 7 günü için aynı programı yaptık. Peki diyelim ki cumartesi ve pazar günleri kapama saat 8'de değil de saat 10'da olsun. Şimdi bunu ayarlayalım. Yani programda değişiklik yapıyoruz. Tekrar program düğmesine basıyorum. Saturday'a geliyorum, cumartesiye. Set düğmesine basarak içine giriyorum. İkinci programı kapamayı değiştirmek istiyorum. P2'ye geldim. Tekrar sete basıyorum. Saati 10'a getiriyorum. Sete basıyorum. Tekrar sete basıyorum. Pazara geliyorum. Sete basıyorum. İkinci programa geliyorum. Sete basıyorum. Saati 10'a getiriyorum. Tekrar sete basıyorum. P düğmesine basarak bu ayarı kaydettim. Bakalım ayarları almış mı? Tekrar kontrol edelim. P'ye basıyorum. Günleri değiştirmek için timer'ı kullanıyorum. Cumartesiye, Saturday'a geldim. Sete bastım. Bakın P1 22. Bakın P2'de sabah 10. Yani bu ayarı almış. Bu ekrandan çıkmak için cancel, iptal düğmesine basıyorum. Pazara geliyorum. Set düğmesine basıyorum. Bakın P2'ye geldiğimde timer'la yine sabah 10'u görüyorum. Bu pencerelerden çıkmak için de ekranlardan cancel, iptal düğmesine basıyorum ve çıkıyorum. Yaptığımız işlem şu. Haftanın 7 günü için 2 program tanımladık. Haftanın ilk 5 günü klima akşam 10'da açılacak. Sabah 8'de kapanacak. Hafta sonu ise yine aynı şekilde akşam 10'da açılacak ve sabah bu sefer 10'da kapanacak. Şimdi ayarları kaydettik ve kullanıyoruz. Diyelim ki haftalık programdan vazgeçtiniz ve geçici süre kullanmak istemiyorsunuz. Bu durumda buradaki weekly haftalık düğmesine basarsanız şu an aslında program klimada kayıtlı ancak aktif değil. Tekrar aktif etmek isterseniz yine haftalık düğmesine basabilirsiniz. Ben yine kapatıyorum tekrar basarak. Bir diğer göstermek istediğim şey şu da, örnek veriyorum, belirli günlerdeki programları silmek istiyorsunuz. Şöyle varsayalım. Haftanın 5 günü programlar kalsın. Cumartesi ve pazar günü yaptığımız programları iptal edelim. Bunu nasıl yapıyoruz? Ben yine haftalık düğmesine basarak sanki aktif kullanacakmışız gibi bunu açıyorum. P düğmesine basıyorum. Program düğmesine. Bakın günler geldi. Buradan cumartesiye geliyorum. Saturday'a. Sete basıyorum. Şu anda birinci program geldi. Programın içine girmeyeceğim. Amacım bu programı iptal etmek ve cancel, iptal düğmesine basıyorum. Bakın çizgiler çıktı. Şu anda bu programı sildi. Kaydetmek için P düğmesine basıyorum. Cumartesi günü için birinci programı sildik. Tekrar program menüsüne giriyorum. Bakalım gerçekten öyle mi? Timer'ı kullanarak cumartesiye geliyorum. Bakın cumartesiye geldiğimizde P1 artık kayboldu. Aynı iptali P2 içinde, yani kapama zamanlayıcısı içinde yapalım. Set'e basıyorum. P1'de zaten bir şey yoktu. Timer'ı kullanarak P2'ye geliyorum. İptal, cancel'a basıyorum. Çizgiler verildi. P'ye basıyorum. Bip sesini duyduk ve iptal ettik. Aynı işlemi pazar günü için de tekrar ediyorum. P düğmesine basıyorum. Timer ile pazar gününe geliyorum. Set düğmesine basarak P1'in aktif olduğunu görüyorum. Cancel, iptal düğmesine basıyorum ve çizgileri görüyorum. P düğmesine basarak ayarı kaydediyorum. Son bir işlemimiz var. İkinci programı iptal edeceğiz. P düğmesine basıyorum. Pazar gününe geliyorum. Set düğmesine basarak programlara geliyorum. P2'nin yanıp söndüğünü görüyorum. Cancel, iptal düğmesine bastım. Çizgiler belirdi. P düğmesine tekrar basıyorum. Şu an bugünlerdeki ayarları iptal ettik. Haftanın 5 günü program var. Cumartesi ve pazar günleri içinde program yok. Haftalık program tabii ki daha da özelleştirilebilir. Ben genel mantığını anlatmaya çalıştım. Program sayısı 4'e kadar çıkartılabiliyor gün için. Her bir programda ısıtma, soğutma ya da otomatik değişiklikler yapabilirsiniz. Bu tamamen sizin tercihlerinize kalmış ama mantık olarak ayarlamanın şekli bu. Şimdi uyku zamanlayıcısıyla devam edelim. İlk olarak haftalık programı ekrandan kaldırıyorum. Şimdi uyku zamanlayıcısını anlatacağım. Düğmeye basıyorum. Ekranda bir bebek simgesi belirdi ve 1 saat ibaresi belirdi. Bu şu demek. 1 saat sonra klima kendini kapatacak. Bu düğmeye her bastığımda ekrandaki sürenin değiştiğini göreceksiniz. Bu 10 saate kadar gidiyor. Sonra başa dönüyor. Biz bunun 1 saat olduğunu varsayalım. Şimdi biliyorsunuz biraz önce kapama zamanlayıcısına bakmıştık. Şimdi sleep timer'a, uyku zamanlayıcısına bakıyoruz. Bu da kapama yapıyor. Aradaki fark ne? Uyku zamanlayıcısını ayarladığınızda klima bu süre zarfında konfor sıcaklığını koruyacak şekilde soğutmadaki ve ısıtmadaki ortam sıcaklığını kendisi ayarlıyor. Eğer süreyi uzatırsanız, bakın 2 saat, 3 saat yaparsanız süreye bağlı olarak ayar sıcaklıklarını arka planda konforu bozmayacak şekilde ya da konforu arttıracak şekilde değiştirecek. Klimanın kendisinin otomatik yaptığı işlemlerde ekranda bir değişiklik olmuyor. Yani örnek veriyorum. Ayar sıcaklığı 24 ama klima bunun 23 ya da 22 derece olmasına karar verdi. Örneğin ısıtmada. Siz bunu ekranda hiçbir zaman görmeyeceksiniz. Onu otomatik olarak kendisi yapacak. Uyku zamanlayıcısının farkı, bu zamanlayıcıyı açtığınızda sıcaklıkla ilgili bazı değişiklikler olacak. Konforun daha iyi olması için. Uyku zamanlayıcısı ile ilgili aktaracaklarım bu kadar. Son olarak çocuk kilidi kaldığı düğmelerden ve sırasıyla da diğer aşağıdaki şeffaf düğmelere geçeceğim. Kumanda üzerinde çok fazla fonksiyon var ve kumandanın ayarlarının değiştirilmesini istemiyorsunuz ya da yanlışlıkla değişmesini istemiyorsunuz. Buradaki set ayar düğmesine basıyorum. Yukarıda üstte bir tane kilit belirdi. Bu çocuk kilidini aktif etti. Çocuk kilidi aktif olduğunda hiçbir düğme artık çalışmıyor. Sadece açma kapama çalışıyor. Ama dikkat ederseniz artık ekranda bir değişiklik yok. Ayarların istem dışı değişmesini engellemek için çoluk çocuk kilidini kullanabilirsiniz. İptal etmek için de tekrar basıyorum. Ekrandaki anahtar kayboldu. Çocuk kilidi açıldı. Örnek veriyorum, biz uyku zamanlayıcısını açmıştık. Basalım. Hatta onu şöyle iptal edelim. Cancel'a basıyorum. Bakın. Cancel'a bastım. Uyku zamanlayıcısı iptal oldu. Çocuk kilidi bu. Ayarların değişmesini istemiyorsanız set tuşuna basıyorsunuz. Anahtarı görüyorsunuz ve artık aç kapa dışındaki hiçbir fonksiyon çalışmıyor. Yukarıdaki düğmeleri bitirdik. Şimdi aşağıdaki şeffaf düğmelerle devam edelim ve sonlandıralım. Sağdan başlayacağım. En alttaki düğme kumandanın fabrika ayarlarına getirilmesi için kullanılıyor. Bakın tekrar basıyorum buna. Ekrandaki tüm ayarlar gitti ve fabrika ayarlarına kumandayı getirdi. Ben hızlıca yine saati ve günü ayarlayacağım. Bugün günlerden Perşembe. Set düğmesine bastım. Saati yine 16:53 yapacağım. Timer düğmesiyle gidiyorum. Set düğmesine basarak kaydediyorum. Şu anda saat ve günü kaydettim. ACL'ye basarak kumandayı fabrika ayarlarına getirdim. Hemen yanındaki düğme Time Setup zaman ayarını yapmamızı sağlıyor. Eğer siz kumandanızdaki tüm ayarları silmeden saati güncellemek istiyorsanız Time Setup düğmesine basıyoruz. Ben bir değişiklik yapmayacağım. Gün doğru set düğmesine basıyorum. Yine aynı şekilde saatte doğru set düğmesine basıyorum ve kaydediyorum. Saat ayarında Time Setup düğmesiyle yapıyoruz. En sonunda menü düğmesi var. Menü düğmesinde 4 farklı fonksiyon var. Sırasıyla onlardan bahsedelim. Kalemin ucuyla dokunuyorum. Şimdi ekranda L belirdi. Bu aslında Light'ın kısaltılması. Klima üzerinde, iç ünite üzerinde 2 tane ışık var. Bunlardan bir tanesi zamanlayıcı ışığı. Siz zamanlandırılmış görevlerden birini aktif ettiğinizde en sağdaki ışık yanacak. Hemen onun solunda bulunan ışık ise normal çalışmada yanan yeşil ışık. Bu ışığın şiddeti eğer sizi rahatsız ediyorsa ışığı kapatabiliyorsunuz ya da şiddetini düşürebiliyorsunuz. Örneğin timer düğmesine basarak bunu sıfıra getirdim. Yani şu anda ışık kapalı. Set düğmesine basıyorum. Şu anda ışık tamamıyla kapandı. Eğer bunu tekrar açmak istiyorsanız ya da şiddetini biraz düşürmek, tekrar basıyorum. Şu anda kapalıydı. Timer'a basıp 1'e getiriyorum. Set düğmesine basarak şiddetini birazcık arttırdım. 2 kademeli bir ayar yapılabiliyor. Devam edelim. Bir kere bastım. Işık ayarı geldi. Tekrar bastım. Otomatik kapanma. Peki otomatik kapanma nedir? Biz 3 tane, bu 3. kapanma şekli. Bir off timer'ı görmüştük. Kapama zamanlayıcısı, uyku zamanlayıcısını, sleep timer'ı görmüştük. Şimdi bir de otomatik kapanma var. Bu nedir? Burada iç ünite üzerindeki hareket algılayıcı sensör devreye giriyor. Bakın bunun ayarlarına bakalım. 1 saat, 2 saat. Şurada bakın bir insan simgesi belirdi. Ve şurada üzerinde de gözü temsilen 3 tane çizgi var. Yaptığı şey şu. Şu an ayarın 2 olduğunu varsayalım. Set düğmesine basarak bunu kaydediyorum. Klimayı da açalım. Bakın ekrandaki insan simgesi şu anda görünür durumda, ayarlamayı yaptığımız için. Bu şunu yapacak. Klima hareket algılayıcı sensör aracılığıyla ortama bakacak. Ortamda kimsenin olmadığına karar verirse 2 saat sonra kendisini kapatacak. Buradaki kapanma fonksiyonu sensörle ilintili. Dolayısıyla sensörün pozisyonunun da odanın içini gösteriyor olması gerekiyor. Yani yaklaşık 100 derece bir açıyla algılıyor. Eğer klimanız ortalandıysa duvara bir problem yok ama sağ ve sol duvara çok yakınsa sensörün konumunu da mutlaka ayarlayın. Diğer fonksiyonlara bakalım. Menü tuşuna basıyorum. Işık ayarı, otomatik kapanma, Self Clean. Şimdi bu fonksiyon çok önemli. Neden? Hemen ayarlayalım önce. Timer'a basıyorum. Timer'a bastığımda bakın 3 tane yıldız belirdi. Set düğmesine basarak bunu da kaydediyorum. Şu an klima otomatik modda bakın simge görünüyor. Modu değiştiriyorum. Soğutmaya geldi. Kar tanesi belirdi. 3 tane yıldız var. Bakın ısıtma da kayboldu. Nem almaya geldik. Yine bu 3 tane yıldız belirdi. Fan modunda yok. Tekrar otomatik moda geldik. Bunun yaptığı işlem nedir? Diyelim ki klimayı otomatik moda çalıştırıyoruz ve klima şu anda soğutma yapıyor. Belirli bir süre çalışacak. Örneğin klima kapandı. Yani kendini kapattı. Ya da siz klimayı daha doğrusu kapattınız. Şöyle yapalım. Bakın klimayı kapattınız. Klimayı kapattığınızda ekranda 2 saat beliriyor ve 3 tane yıldız çıkıyor. Klima kendisini kapatacak ama içerideki fanı 2 saat boyunca boşta çevirecek. Buradaki maksat şu: soğutma yaptığı aşamada fan motorunda biriken nemi tahliye etmek. Böylelikle küf ve mantar oluşumunun önüne geçmek. Özellikle klimadan koku geliyor şikayetleri soğutma modunda çok fazla oluyor. Çünkü soğutma modunda iç ünite üzerinde nem birikiyor ve siz bu nemi tahliye etmezseniz bu da zamanla küf ve mantar oluşumuna ve dolayısıyla da kokuya sebebiyet veriyor. Bu fonksiyonu klimayı alır almaz, kurdurur kurdurmaz mutlaka açın. Çünkü zamanla bu koku ciddi rahatsızlık veriyor ve Self Clean kendi kendine temizleme fonksiyonunu kullanarak nemin tahliye edilmesini sağlayıp uzun süre bu kokunun problem olmasının önüne geçebilirsiniz. Şunu özellikle belirteyim, bu klimanın kendini temizlediği anlamına gelmiyor. Nemi tahliye ettiği anlamına geliyor. Dolayısıyla klimanın periyodik bakımlarını mutlaka yaptırın. Sonuçta klima üzerinden hava geçiriyor ve zamanla içerisinde ciddi anlamda da toz birikiyor. Bu klimanın kendisinin temizlendiği anlamına gelmiyor. Nem tahliyesi için bunu kullanıyoruz. Son olarak da tekrar basıyorum. Pardon, açıyorum önce. Tekrar bastığımda fonksiyonu iptal etti ve kapattı. Tekrar basıyorum, açıldı. Menü düğmesine basıyorum. 1, 2, 3 ve 4. Evet. Ön tanımlı ayar, preset. Bu nedir? Evde kumandayı birden fazla kişi kullanıyor ve herkes istediği gibi ayarlıyor ama siz bir ayarın sabit olarak hafızada kalmasını ve ihtiyaç duyduğunuzda onu çağırabilmek istiyorsunuz. Şöyle düşünelim. Örneğin mod düğmesine basıyorum. Isıtmaya geliyorum. Ortam sıcaklığını 28'e getiriyorum. Fanı maksimuma getiriyorum. Salınımları otomatiğe getiriyorum. Aynı şekilde ve bu benim sık kullandığım ayar olduğunu biliyorum ve bunu kaydediyorum. Şimdi set düğmesine bastım. Bu ayarı hafızaya aldım. Varsayalım ki kumandada ısıtma modundaydı ve ayarlarımız da bu şekildeydi. Biz kumandayı aldığımızda ama ben kendi ayarlarımla çalışmasını istiyorum. Tek tek düğmelere basıp ayarı değiştirmek istemiyorum. Mod düğmesine basıyorum. Yaklaşık 3 saniye sonra benim kaydetmiş olduğum ayarlarla klima çalışmaya başladı. Bu ön tanımlı ayarın yapmış olduğu şey bir programı hafızada tutmak, istediğiniz zaman da bu programı çalıştırmak. Kumandadaki düğmeler ve fonksiyonlarla ilgili aktaracaklarım burada bitti. Son olarak da özellikle hani enerji tasarrufu ile ilgili de klimanın verimli kullanılması ile ilgili neler yapabiliriz? Biraz ondan bahsetmek istiyorum. Sonra da sonlandıracağım. Hepimizin aklında olan bir diğer konu ise verimlilik. Yani klimayı nasıl kullanırsam en düşük tüketimi sağlarım ve konfor en yüksek seviyede olur. Ben kendi deneyimlerime bağlı olarak izlenimlerimi sizinle paylaşacağım. Bunlara mutlaka eklenecek maddeler muhakkak vardır. İlk olarak söyleyeceğim şu, tabii ki klimayı aldıysanız bu maddenin çok bir önemi yok ama yine de belirtmek istiyorum. Ortama uygun büyüklükte klima almak nedir bu? Küçük alanda büyük klima kullanmak ya da büyük alanda küçük klima kullanmak. Bunlar dezavantaj oluşturacaktır. Nasıl? Küçük alanda büyük klima kullandığınızda ortam çok hızlı iklimleneceği için klima çok fazla dur kalk yapacak ve kendini olması gerektiği şekilde minimum seviyeye kısıp uzun süre burada kalamayacak. Sürekli dur kalk olduğu için tüketim artacak ve konforda bozulacak. Tersi durumda büyük alanda küçük klima kullandığınızda, özellikle hacim, buradan kastettiğim hacim, büyük alanda küçük klima kullandığınızda bu sefer ortam olması gerektiği gibi iklimlenemeyecek, klima sürekli yüksek kapasitelerde gezinecek ve kendini kısamayacak. Bu da tüketimin yüksek olmasına, konforunda olumsuz etkilenmesine sebep olacak. Bir diğer konu tabii ki klimanın kendisinin de verimliliği. Özellikle ürün broşürlerinde SEER, SCOP değerleri var ve enerji etiketleri var. Mutlaka bunlara göz atın. Evet, bu değerler %100 olarak bizim iklim şartlarımızı yansıtıyor diyemeyiz ama klimanın verimliliği çok önemli. Cihazın kendisi de verimli olmalı. Özellikle kendini iyi kısabilmesi ve düşük tüketimde uzun süre kalabiliyor olması çok önemli. Mutlaka klimanızın alırken verimliliğine dikkat edin. Bir diğer faktör tabii ki izolasyon. Sonuçta ısıyı ne kadar koruyabilirsek klima o kadar sürede ortamı, o kadar kısa sürede ortamı iklimlendirecek ve kendini kısacak ve sabit bir tüketimde uzun süre çalışacak. Eğer içeri sürekli ısı girişi ya da içeriden dışarıya sürekli ısı çıkışı varsa klimanın kendini kısabilmesi ve ortamı sağlıklı iklimlendirebilmesi mümkün değil. Çünkü ısı kayıplarında ya da ısı kazançlarında, örnek veriyorum, yazın çok ciddi güneş var ve perdeleriniz açık, içeri sürekli güneş giriyor, ortam ısınacaktır. Ya da kışın işte pencerelerinizin kenarlarından içeri sürekli hava geliyor ya da sıcak havayı kaybediyorsunuz diyelim. Bu da tüketimi olumsuz etkileyecektir. Klimanın kendisinin temizliği, filtrelerinin temizliği. Filtreler kirlendikçe, tozlandıkça klimanın emişi zayıflayacak. Bu da birim zamanda işlediği havayı azaltacak. Daha fazla çalışmasına sebebiyet verecek. Bu da tüketimi olumsuz etkileyecek. Bir diğer son olarak paylaşacağım şey de klimanın kullanım şekli. Şimdi biz inverter klimalardan şunu bekliyoruz. Çalıştıralım. Bir süre çalıştıktan sonra kendini kıssın ve minimum tüketim seviyesine gelsin ve biz de tasarruf edelim. Çünkü eski tip on-off klimalarda sabit yükte daimi olarak çalışıyordu. Öncelikle klimayı açtınız. Klima ortam sıcaklığını ölçecek. Sizin vermiş olduğunuz ayar sıcaklığına bakacak ve kendi kapasitesini ayarlayacak. Eğer klimayı birkaç saat kullanıp kapatıyorsanız kendini bu süre zarfında hızlıca kısabilmesi çok mümkün değil. Bizim amacımız burada saat başına düşen maliyeti düşürmek. Özellikle ısıtma ve soğutma sezonunda, yazın çok uzun olduğu, sıcakların çok uzun olduğu, kışın soğukların çok uzun olduğu yerlerde klimanızı uzun süreli kullanmaya çalışın. Bu size ne kazandıracak? Klima çalışmaya başladığında belirli bir süre yüksek tüketimde mutlaka devam edecek. Ortam sıcaklığı ayar sıcaklığına geldikçe kademeli olarak kendini kısacak ve bir süre sonra minimum tüketim seviyesinde çalışmaya başlayacak. Tabii bu aşamaya gelmesi için klimanın sürekli devrede olması lazım. Ortam sürekli olarak kullanılıyorsa sizin de ısınmaya da, ortamın ısınması ya da soğuması birinci önceliğinizse bu durumlarda klimayı sürekli kullanmaya çalışın. Çünkü ancak bu şekilde konforu sabitleyip tüketimi de minimuma indirebilirsiniz. Ama örnek veriyorum, günün yarısı ortam kullanılmıyorsa tabii bu aşamada da klimayı kullanmak ne kadar verimli olur. O da ayrı bir soru işareti. Ama klimanın sürekli çalışması kendini kısabilmesi için önemli. Dediğim gibi bu listeye eklenecek mutlaka farklı şeyler de vardır ama aklımdakiler bunlar. Umarım genel anlamda videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Görüş ve önerilerinizi benimle paylaşırsanız sevinirim. Hoşça kalın.